Arkadaşlar video ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Age of Empires'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar şehirlere saldırılar açıldı ve biz de saldırımızı yaptık. İlk şehrimizi de fethettik. Şimdi burada bazı önemli noktalar var. Bunları tecrübelerime dayanarak sizlere aktaracağım. Bir önceki videoda bazı şeyleri yanlış söylemişiz, eksik söylemişiz. Onları da düzelteceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle biz moral kısmına çok kafa yormuştuk bir önceki videoda. Aslında şehirlerin moral kısmında o kadar da önemli olmadığını öğrendik. Ya da önemliyse de bizim gözümüze çok çarpmadı. Yani çünkü çok fazla askerle saldırdık. Şimdi karakollara ve devriyelere saldırmadan, yani onları almadan aslında duvarlara da saldırabiliyoruz. Yani kapılara da saldırabiliyoruz. Ayrıca 4 tane kapının hepsini yıkmamıza gerek yok. Bir tanesini yıkarak şehir merkezine girebiliyoruz arkadaşlar. Biz de bu doğrultuda arkadaşlar güney kapısına saldırımızı başlattık. Öncelikli olarak sefer açtık. Daha sonra da mancınık atışlarıyla kapının sağlamlığını bayağı bir indirdik. Daha sonrasında da burada görmüş olduğunuz gibi aktif olan klan üyelerinin ikinci en güçlü birliklerini kapının önüne dizmelerini istedik. Bunun sebebi de arkadaşlar kapı açılır açılmaz içerideki görmüş olduğunuz mekanlara hızlı bir şekilde saldırıp oraları yok etmekti. Şimdi burada bir takım dikkat etmeniz gereken şeyler var. Öncelikli olarak sefer başlattığınızda sefere katılacak insanların olabildiğince sefere başlatan kişiye yakın olması gerekiyor. Bizim burada yaptığımız hatalardan bir tanesi de bunu kontrol etmemekti. Baya bir 10 dakika falan bekledik boş yere. Sırf o arkadaşın bu sefere katılabilmesi için. Halbuki saldırıya başlayıp daha sonra da sefere katılabiliyorsunuz. Yani yoldaki arkadaş da sefere gelip eşlik edebiliyor. Bir diğer önemli mesele de arkadaşlar savaş salonu en yüksek kişinin sefer başlatması. Bunu niçin söylüyorum? Çünkü bazen sefer kapasitesi düşük kişiler sefer açınca diğer klan üyeleri sefere katılamıyor çünkü yer kalmıyor. O yüzden savaş salonu en yüksek kiminse klandaki onun sefere başlatması sizin için daha iyi olacaktır. Bu arada mancınık kullanmayı bilen klandan en az 2 kişiye mancınıkları görevlendirebilirsiniz. Çünkü görmüş olduğunuz gibi bu tarz kuşatmalarda mancınıklar gerçekten bina dayanıklılığına muhteşem hasarlar bırakıyor. Bakın daha bizim seferimiz çıkmadı. Sefer daha çıkmadı. Ona rağmen biz kapının sağlamlığını %70, %80 oranında azaltıyoruz. Bunun için mancınık kullanımı çok önemli. Klandan 2 kişiye bunu görevlendirirsiniz. Bu şekilde yapmış olursunuz arkadaşlar. Biz hala daha görmüş olduğunuz gibi sefere geç gelen kişiyi yeni fark ediyoruz. Halbuki duvarın sağlamlığı %70 oranında gitmiş oldu bile. Bu arada niye mancınıkla vurmaya devam etmediniz diye soracaklar olacaktır arkadaşlar. Çünkü mancının 40 atışı var. 40 atış sonra mancınık yıkılıyor. Tekrar yenisini yapmanız için belli bir süre geçmesi gerekiyor. Hatta biz onu bu etabı hiç hesap etmeden şöyle planlamıştık. Dedik ki hani içeride mancınığı kullanırsak yapıları daha kolay yıkarız vesaire. O şekilde olmadı. Planladığımız gibi gitmedi. Siz artık daha planlı bir şekilde yapacaksınızdır. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kapı düştü artık. İçerideki mekanlara saldırmaya başlıyoruz. Burada yaptığımız en büyük yanlışlardan bir tanesi de arkadaşlar bazı klan üyelerimizin tek tek gidip ana şehre saldırmasıydı. Oradaki garnizon çok yüksek olduğu için arkadaşlar direkt bozguna uğrayıp şehirlerine geri döndüler. Bu arada bu saldırıyı yapanların bilerek yaptıklarını düşünmüyorum. Orada birazcık FPS'in acizliğine uğramış olabilirler. Çünkü o bölgede çok fazla kıta ve birlik olduğu için bazen ara ara FPS dropları falan yaşadık. Bundan dolayı kıtalarını kontrol etmekte zorluk yaşamış olabilirler. Burada yapmamız gereken şey çok basitti. Aslında her bir binanın başına bir tane kıta göndermek. Kişi bazlı olarak bahsediyorum. Görmüş olduğunuz gibi ben de bu şekilde yapıyorum. Her binanın başına bir kıta gönderiyorum. Eğer ikinci kıtayı gönderirseniz zaten saldırmadan geri dönecektir. Bir de unutmadan şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi iki tür sıralama mevcut. Bir ortadan kaldırma ödülleri, bir de kuşatma ödülleri. Bunlardan hangisini almak istiyorsanız ya da hangisinde derece yapmak istiyorsanız ona yönelik birlik getirmeniz gerekiyor. Mesela ben şimdi ortadan kaldırma ödüllerine yani garnizona hasar vermek istediğim için, daha çok hasar vermek istediğim için okçu birliğimi getirip garnizondaki askerlere saldırarak, daha fazla saldırarak oradan sıralamaya girmeye çalıştım. Nitekim öyle de oldu. Öbür taraftan baktığımızda da dayanıklılığa verdiğim hasar çok azdı. Biliyorsunuz okçu birliklerinin dayanıklılığa verdiği hasar çok düşük. O yüzden oradan sıralamaya giremedim ama ortadan kaldırma ödüllerinde güzel bir ödül aldım arkadaşlar. O yüzden bunu kendi tercihinize göre seçerek getirebilirsiniz. Şimdi burada şöyle bir soru gelebilir. Abi sen 5 kıta birlikle çıktın, bütün binalara hasar verdin işte. Niye hiç
kuşatmada dereceye giremedin. Aslında girdim dereceye. Çok istediğim gibi bir derece olmadığı için öyle söylüyorum. Burada istediğim bir dereceyi alamamamın diğer bir sebebi de burada tabii ki 5 kıta çıktık. Bütün binalara hasar veriyoruz. İşte garnizon kesiyoruz vesaire. Buradaki asıl önemli olay kaçırdığım nokta diyeyim daha doğrusu. Biz bu binaları yok ettikten sonra arkadaşlar ana bina yani şehre bir sefer açıyoruz. O sefere ben okçu birliğini gönderiyorum. Garnizona daha fazla hasar vursun diye. Garnizon yok olduktan sonra aslında seferin içerisine bir tane okçu değil de başka bir birim koyabilirdim. Kuşatmaya daha fazla hasar verebilecek bir birim koyabilirdim. Hem de yan taraftan seferdeki birim hariç bir tane daha birim şehre saldırabiliyormuş. Ben de bunu çok sonradan öğrendim. Durum böyle olunca ben tabii ki sıralamada birazcık geri kaldım arkadaşlar. Sıralamaya girmek evet önemli arkadaşlar ama sıralamaya girmedik diye de hiçbir şey almayacağız değil. Aralarında çok fazla bir uçurum yok. Ödüller bakımından konuşuyorum. Üzülmenize gerek yok arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi şehir etrafındaki binaları artık yok ettik. Şehir saldırılabilir bir kıvamda ve bizim klanımızdaki en yüksek sefer kapasitesine sahip arkadaşımız seferi açıyor ve hepimiz ona katılıyoruz arkadaşlar. Burayı kestim arkadaşlar bekleme yapmayalım diye. Görmüş olduğunuz gibi şehirdeki garnizon çok hızlı bir şekilde eridi. Burada şöyle bir soru gelebilir. İşte sefer açmadan biz bu işi yapamaz mıyız gibi. Hepiniz toplu bir şekilde saldırırsanız olur. Bir de mancınıklarla desteklerseniz çok daha güzel olur. Ama mancınıksız girmeyin derim. Çünkü iş uzayacak ve kaybınız daha fazla olacak. Asker kaybınız, birlik kaybınız işte. Daha fazla olacak. Sefer açmanızı da kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü sefer açarsanız seferlerdeki birliklerin daha az hasar aldığını biliyoruz. Dolayısıyla daha az kayıp vermiş olacaksınız. Yani burada klan yetkilileri ve klan lideriyle bunu planlayarak daha güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Burada kesinlikle plansız, programsız şekilde hareket etmeyin arkadaşlar. Tek bir vücut halinde, tek bir şekilde saldırı yapmak önemli. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Peki abi biz zayiat verdik. Yani askerlerimizin hepsi hastaneye gitti. Ne olacak falan diyebilirsiniz. Bu durumda arkadaşlar size şunu aktarayım. Hastaneler hakkında genel bir bilgi. Aklınızda kalsın. Eğer hastanedeki birimleriniz hepsi ağır yaralı ve tedavi görmeyi bekliyorsa, kaynak sıkıntısı da çekiyorsanız arkadaşlar, burada diğer bir savaşta olacak şey, birlikleriniz ağır yaralanmak yerine direkt ölecektir arkadaşlar. Yani bu çok önemli bir konu. Buna dikkat edin. Hastane kapasitenizi aşmamaya dikkat edin özellikle. Şehir saldırısına tekrar dönecek olursak arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi benim burada az önce bahsettiğim hatam aslında görüyorsunuz. İkinci bir birliğim daha yeni geliyor saldırmaya ve gelir gelmez de zaten saldırı bitmiş oluyor. Görmüş olduğunuz gibi biz burada saldırıyı bitiriyoruz. Şehir artık bir 2 saatlik kalkan kazanıyor ve işgal tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Burada hemen sıralama ödüllerini görüyorsunuz. Burada ilk sıradayım. Garnizona verilen hasar kısmında. Kuşatma kısmında ise söylediğim sebeplerden dolayı biraz da gözden kaçırdığım ufak detaylardan dolayı 16. sırada bir hasar vermişim. Yani 5 kıta birlikle çıkmama rağmen bu şekilde oldu yani onu da söyleyeyim. Daha az bir sıralama olabilirdi. Daha fazla beklememe rağmen. Bunun sebebi dediğim gibi sefer saldırısı garnizona vurdu. Bitirdi yani garnizonu. Ben hala okçuyla vurmaya devam ediyorum. Keza aynı şekilde yan taraftan ikinci bir birlik saldırabiliyor. Ben saldırmıyorum vesaire vesaire. Burada görmüş olduğunuz gibi katılım ödülleri. Daha sonra sıralama ödülleri. Bunları görüyorsunuz. İlk işgal ödülü. Aynen ilk işgal ödülünü aldık. Geçiyoruz, geçiyoruz. Burada herhangi bir şey yok. Ödül yok. Hükümet emri kısmına geç. Sistem kısmına düşüyor arkadaşlar bunlarda. Bakın burada görmüş olduğunuz ilk 20 içerisinde olduğuma göre diyor. Bakın ilk 20 içerisinde veriyor bunu. Zaten 16. olsanız da önemli değil. 11. olsanız da önemli değil. Ortadan kaldırma ödüllerinde güzel bir ödül aldım. Burada da zaten bir üzüm veriyor. Bu üzüm de arkadaşlar bir ilerleyen bir etkinlikte kullanılacakmış. Bunun bilgisini de aldık o şekilde yani. Bunu alalım. Garnizon kısmına gelince de bizim bu karakolları yok ederken verdiğimiz hasarlar sonucu bize verilen bir ödül. Bunun da ödülü farklı oluyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 200 ittifak puanı parası vermiş oluyor. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Yani bizim aldığımız ödüller bunlar. Yani savaş kayıtlarını falan koymak isterdim arkadaşlar. Fakat çok fazla sürenizi almak istemiyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi şehrin bütün duvarları vesaire yıkılmış oldu.
Bunları da inşaat sekmesinden tekrar yapabiliyorsunuz. Bunu da söyledikten sonra arkadaşlar benim söyleyeceklerim şehir kuşatması ile alakalı bu kadar. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.